Telefon dolandırıcıları bu kez Ankara Mamak'taki bir çifti tuzaklarına düşürdü. Banka hesabınızda FETÖ hareketi tespit edildiği yalanıyla kandırdılar. Dişinden tırnağından artırdıkları 110 bin lirayı o çok bilindik yöntemle aldılar. Sizin dedi adınızda hesaplar açılmış, para çekmişsiniz, FETÖ aktarılmış dedi. 5 8 küçük altı götürdüm teslim ettim. Eşini ayrı, Kendisini ayrı kandırdılar. Çiftin varını yoğunu çok bilindik bir yöntemle FETÖ yalanıyla çarptılar. Ben komiserim dedi. Cengiz komiserim dedi. Toplam 110 bin lira kaptırdım. Selahattin Bilgin 53 yaşında Mamak'ta bir lokantada çalışıyor. Tüm birikimi yaklaşık 110 bin liraydı. Oğlunun düğününü yapacaktı o parayla. Ancak o parayı dolandırıcılara kaptırdı. Telefonda kendisini komiser Cengiz olarak tanıttı arayan kişi Tuzaysa. banka hesaplarınızda FETÖ hareketi tespit edildi yalanıyla düşürdü. Banka yönlendi dedi ki senin dedi bu adını kullananlar dedi şu anda dedi bankada çalışıyor görevli dedi. Sen oraya bir miktar para yatıracaksın dedi. 66.500 bin lira parayı çektim yatırdım. Ama dolandırıcılar o parayla yetinmedi. Bu kez düşen Selahattin Bilgin'in evdeki eşini aradılar. Dolandırıcılar ikinci hedef olarak Karanfil Hanım'ı belirledi. Eşiyle görüşmesini engellediler. Evdeki altınları istediler. Evde altınlarımız varmış dedi. Arkadaşlarımız gelecek size yardımcı olacak. Sen alacaklar oradan dedi getireceğim altınları dedi. 5 bilezik ve 8 küçük altını da bozduran çift ikinci seferde de 46 bin 500 lira havaleye Yaptı. Yani toplamda 110 bin lirayı FETÖ alanına kanıp dolandırıcılara teslim ettiler. Sizin dedi savcılıktan tutulmanız var dedi. Kurtarmak istiyorum seni böyle dedi. Bozdurmuş yatırmış. Bunun benden haberi yok benim bundan haberim yok. Karı koca dolandırıldıklarını ise yan yana geldiklerinde anladı. Hemen emniyete gidip gerçek polislere ifade verdiler. Şimdi tek istekleri başkaları da yanmasın diye o dolandırıcıların bir an önce yakalanması. Şimdi şu anda ben çok mağdurum.